Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ben çok iyiyim. Bomba gibiyim. Şimdi ikizgen üçgenle devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ikizkenar üçgende arkadaşlar. En temelimiz neydi bizim ikizkenar üçgende? Eşit açıların gördüğü kenarlar eşit uzunluktadır. Yani biz şurada şöyle bir şey yaparsak eğer eşit kenarın gördüğü açıya biz burada alfa dersek burası da alfa olacak. Aynı kenarı gördükleri için alfa alfadır. Dakiye geldim. İkizkenar üçgende daki diye bir olayımız vardı. Bu ikizkenar üçgenin en temel ve en çok sorulan ve en çok önemli olan bir bölümüdür. Dakinin D'si arkadaşlar diklik demektir. Diklik. A'sı açı ortay demektir. K'sı kenar ortay demektir. İ'si de ikiz kenar demektir sevgili arkadaşlar. Peki daki ne anlama gelir? Bu saydığım 4 tane harf. D, A, K, İ. Yani bunların herhangi ikisi olduğu zaman diğerlerini siz koyuyorsunuz. Mesela ben örnek olarak ikizkenar üçgeni söyledim. Bir de dikmeyi söyledim. Yalnız bu daki iki eşit kenar arasından gelen dikme. Ve açıortay ve kenarortay. Tamam mı? Peki ikizkenarı söyledim. İki eşit kenar arasından gelen dikme aynı zamanda açıortaydır dedim. Alfa alfaya koydum ve aynı zamanda kenarortaydır dedim. Dakimizin mantığı budur arkadaşlar. Demek ki toparlıyoruz. Ne diye, ne demekmiş? Dakinin en az iki harfi olduğu zaman diğer iki tanesini de biz yerleştiriyormuşuz. Peki gelelim en önemli bir özellikleri daha ikizkenarın. Tabanda herhangi bir noktada bir P noktası alırsak bunların eşit kenarlara olan uzaklıkları toplamı eşit açıdan inen bir tane eşit kenara olan yükseklik bu ikisinin toplamıdır. Yani toparlayalım. H eşittir. H1 artı H2'dir arkadaşlar. Peki bunun bir mantığı var. Bir şeyin bir sebebi olması lazım diyorum ve ispatını yapalım. Şimdi ispatımız da şu arkadaşlar. Diyorum ki ben A ile P'yi birleştir. A ile P'yi birleştirdim. Peki sol tarafta bir üçgen oluştu değil mi? Ve eşit kenarıma x dersem diğeri de x oldu. Peki o kahverengiyle taradığım üçgenimin alanı x çarpı h1 bölü 2 midir? Evet. Peki sağ tarafa bakalım. Burada da o taradığım mor taralı üçgen x çarpı h2 bölü 2 midir arkadaşlar? Evet. Peki bu eşit kenar inen yüksekliğime ben h demiştim ya. Bu h çarpı x bölü 2. Bu üçgenin alanı. Aynı zamanda bu üçgenin alanı kahverengi üçgenle mor üçgenin alanı. Yani x çarpı h1 bölü 2, x çarpı h2 bölü 2'dir. X bölü 2'ler gitti arkadaşlar. H eşittir h1 artı h2. Bakın formülümüz geldi. Olayımız bu. Demek ki alandan geliyormuş arkadaşlar. İkinci önemli formülümüz ise iki eşit kenara bu sefer dışarıdan bir tabanın uzantısından yükseklik indireceğiz. O zaman da farkına eşit olacak. Yani h eşittir diyorsun. h1 eksi h2. Buradan bir yere değinmem lazım. Şu AB'ye inen kenara inen yükseklik. AB kenarına inen yükseklik h1 dedim. h2 ise AC kenarının uzantısına indi. Sebebi de arkadaşlar şu işaretlediğim C köşesi var ya bakın orası geniş açıdır. Geniş açıya ben alfa dersem alfa 90'dan büyüktür. Ve geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarı iner sevgili arkadaşlar. Onun için de H2'yi dışarı indirdim. Ve uzun ya da büyük yükseklikten küçük yüksekliği çıkartınca da eşit kenara inen yüksekliğe eşit oldu. H eşittir H1 eksi H2. Bunun ispatını yapacağım ama bir genelleyelim isterseniz. P noktası tabanda olursa İki yüksekliği topluyoruz. Eğer tabanın uzantısı olursa çıkartıyoruz arkadaşlar. Gelelim bunun ispatına. Şimdi yine P noktasını dışarıda aldık. P noktasını dışarıda alınca ben şu köşeyi birleştirdim. Benim üçgenim, ikizkenar üçgenim ABC. AB eşittir. AC oldu sevgili arkadaşlar. Peki benim şu köşeme de D dersem ABD üçgenin alanı ABD.
üçgen alanı. AB'ye x dersem x çarpı h 1 bölü 2 geldi. Peki bu ABD üçgen alanı aynı zamanda ABC üçgeni ile ACD üçgen alanı toplamı değil mi? Evet. O zaman diyorum ki benim x çarpı h bölü 2 ABC, yani ikizkenar üçgenim. Artı ACD üçgenin tabanı x, çünkü eşit kenardı. Yüksekliği h2 bölü 2. X bölü 2'ler gitti arkadaşlar. Buradan bizim h'ımızı çekersek h1 eksi h2'yi zaten formülümüzde bunu söylüyordu. Bunun da mantığını göstermiş olduk. Şimdi geldik ikizkenarda yardımcı elemanlara. Açıortaylar, kenarortaylar ve yükseklikler. Açıortayı konuşacak olursak, iki eşit kenara inen açıortay eşit açılardan geldiği için simgesi de aynıdır arkadaşlar. Yani ben buraya alfa alfa dersem burası da alfa alfa olacak. Peki yukarıdan gelen açıortay nerede? O bizim önemli bir vurgumuzdu. Dakiydi değil mi? İki eşitkenar arasından gelen dikme. Aynı zamanda açıortay, aynı zamanda yükseklikti. Onları da yerleştirdiğim zaman beta beta oldu arkadaşlar. Ve diyorsun ki hocam bu daki bizim aslında simetri eksenimiz mi? Evet. Neden? Çünkü biz daki üzerinde köşeyi katladığımız zaman diğer köşeye geliyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Hemen rengimizi değiştirelim. Kırmızı yapalım. Şöyle K dersen burası da K oldu. Buraya M dersen burası da M oldu. Aslında tabanda bir ikizkenar üçgen daha çıktı bakın. Eşit kenarları MM olan ve yukarıdan inen dikme aynı zamanda eşit parçaya bölüyor. Demek ki katladığımız zaman M'ler üst üste, K'lar üst üste gelecek. Açılar da üst üste geldi. O zaman kenarlar da üst üste geleceği için ben buraya A dersem burası A. Buraya B dersem burası B. O zaman şöyle bir genelleme yapalım. İki eşit kenar inen açıortay aynı özellikleri taşır ve uzunlukları da eşittir. Bakın K artı M, K artı M. Kenarortaya geldik. Kenarortayımızda arkadaşlar ben buraya K dersem burası 2K. Peki yukarıdan gelen daki. Peki iki eşit parçaya böldü mü? Aynı zamanda kenarortay, aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açıortay dedim. Ve dedim ki tabanda bir ikizkenar üçgen daha geldi. Çünkü dikme iki eşit parçaysa o zaman burası 2K. O zaman burası K. O zaman K noktası ağırlık merkezi dedik. Ve yine bakın daki simetri ekseni olduğunu gösterdi. 2K'lar üst üste, K'lar üst üste geldi arkadaşlar. Ve eşit kenarlara indiği için kenarortayların indiği kenarların da simgesi aynı oldu. Çizgi çizgi oldu. Ve K noktası kimmiş? Ağırlık merkeziymiş arkadaşlar. Yukarı geldim tekrar bir. Çünkü şu bizim açıortaylarımızın kesim noktası da iç teğet çemberinin merkezidir. Onu da söylemiş olalım. İç teğet çemberinin merkeze. Geldik sevgili arkadaşlar yükseklik. Yüksekliklerin kesim noktası. Hemen onu da çizelim. Diklik merkezidir. Diklik merkezi. Peki eşit açıdan gelen, eşit kenara giden yükseklik her ikisine de eşit olacak. Sebebi ise arkadaşlar bakın burası x kenarı. Burası x kenarı. O zaman x'e inen yükseklik h ise diyorsun diğer x'e inen yükseklik de h'tır. Çünkü bu üçgenin alanı x çarpı h bölü 2'dir. Diğer taban x'e yüksekliği de h olacak. O zaman h'lar birbirine eşittir ve aynı özellikleri taşırlar diyorum. Ve aynı zamanda 3 yukarıdan gelen yüksekliği çizdiğim zaman ikizkenarın ortasından geliyor. Tepeden iniyor. Ve aynı zamanda kenarortaydır. Aynı zamanda arkadaşlar açıortaydır. Yani dakimiz yine bizim simetri eksenimiz oldu. O zaman aynı özellikleri taşır. Sivri kısımdan yüksekliğin ayağına kadar gelen kısmı A desem burası A. Burası B ise burası B oldu. Ve ne oldu? Yine aynı özellikleri taşıdılar ve uzunlukları da birbirine eşittir. Hatta şunları da gösterelim. Yarım kalmasın. Bunlar da kendi arasında eşit. Bunlar da kendi arasında eşit. Taban da yine bir. Dakiden dolayı ikizkenar üçgen oldu. O zaman şöyle bir genelleme yapabilir miyiz sevgili arkadaşlar? 1 ikizkenar üçgende tepeden tabana indiğim daki ise dakinin üzerinde milyonlarca nokta varsa arkadaşlar bu oluşturduğum üçgenlerin hepsi yine bir ikizkenar üçgendir.
Sebebi de dikmenin kenarı toy olması ve bu da bize dakiyeyi getiriyor ve bir sürü ikizkenar üçgenimiz oluşuyor. İkizkenar üçgende temel formüller ve bilmeniz gereken yerleri anlattım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar sevgili gençler.